Dizi Günlüğüm kanalından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. 3 Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor olacak? Merak ettiğiniz her şey ve daha fazlası analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce Türkan ile Someri mutlu görmek çok güzel ama dizi bu ikisinin aşkından ibaret olmamalı Derya ve Dönüşe daha çok sahne verilmeli diyenler hemen aşağıdan videomuzu beğensin ve sayımızı hep birlikte göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Türkan'ın mahalledekiler tarafından yanlış anlaşılması ve üstüne bir de taşlanmasından sonra Türkan çok korktuğunu belirtecek ve Somer'in evine geri dönmek istediğini söyleyecektir. Bunun üzerine Somer başına minnet Türkan'ın bavulunu hazırlayıp evine götürecektir. Sevilay ise Rüçhan'ın son yaptıklarından sonra Özer'i tekrardan kendi safına çekebilmek için planlar yapmaya devam edecektir. Rüçhan, ise evindeki pislikten yani Sevilay'dan kurtulmuş olmanın verdiği gururla bu sefer de Mine'nin üzerine gidecek ve ondan kurtulmanın zamanının geldiğini düşünecektir. Somer'in artık Mine'nin etrafında dolaşmaması için Kiraz'ın velayetini Somer'in üzerine almak için gerekli işlemleri başlatan Rüçhan, Mine'ye ait bir koz ele geçirecek ve Mine'nin Kiraz'ın velayetini Somer'e vermesi konusunda tehdit edecek, zorluk çıkarmamasını isteyecektir. Mesut'un evden gitmesiyle evde büyük bir sessizlik hakim olurken, Nesrin ve Sadık Mesut'un yokluğunu zaman zaman hissedeceklerdir. Türkan ile Somer'in bebek meselesine gelecek olursak, normalde kitapta Türkan ile Somer'in bir kızı oluyor, ancak diziyi uzatmak için başta bebeği düşürdüler, şimdi de cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendiler. Bence bebeğin cinsiyetinde bir karışıklık oldu ve bunu önümüzdeki birkaç bölüm içinde öğrenecekler. Ne de olsa Türkan, eğer kızımız olursa adını Defne, oğlumuz olursa adını Somer koyacağım derken, bu bebeğin kız olacağını yani romana göre bir senaryonun yazıldığını bizlere göstermiş oldu. Düşünsenize siz bayanlara soruyorum hamile olduğunuz zaman kız olursa bebeğinize bir isim koyacak olsanız ve bebeğiniz kız değil de erkek olsa bir sonraki hamile kaldığınızda yine aynı ismi koymak geçer mi aklınızdan? Yani diyeceğim o ki bu sefer Defne geçer içinden bir sonraki doğuma Zeynep dersin, bu bebek kesinlikle kız olacak ve adı da Defne olacak ahanda buraya yazıyorum. Doğru çıkarsa gelir bu videonun altına yorum yaparsınız. Yanlış çıkarsa da bir yanlış anlaşılma olmuş sağlık olsun demek yerine mahallerinin Türkan'ı taşladığı gibi gelir gelir taşlarsınız. Haydi bakalım. Serdar ile dönüş çok yakında evlenecekler arkadaşlar. Ancak Derya ile Mustafa mevzusu kapanacak çünkü Derya mimarlık fakültesinde yani üniversitede tanışacağı Erdem adında biriyle evlenecek. Türkan'ın Defne doğduktan sonra Somer ile geçinemeyecek olması ve boşanacak olmaları bizleri üzüyor. Türkan boşandıktan sonra iş yerinin patronu olan Kartal Bey ile aralarında aşk yaşanacak ve çiftimiz hayatlarını birleştirerek gelecek olan güzel günlere imzalarını atacaklardır. Analizimizin sonuna geldik şimdi sizden gelenler kısmına geçelim ve sizlerin düşüncelerinize videonun ikinci kısmında yer veriyor olacağız. Tek yapmanız gereken bu videomuzun altına dizi hakkında ne düşündüğünüze dair bir yorum bırakmak. Haydi sizden gelenler kısmına geçelim. Zehra Betül, Türkan Someri ara demiş. Türkan'ın Someri aramaya fırsatı olmayacaktır arkadaşlar. Türkan ne yapıp edip kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışacaktır. Türkan'ın telefonu salonda kaldı ama sapık eve girdiğinde Türkan mutfağa koşuyor. Belki adamı bıçaklayabilir bile. Dudu Yılmaz, Türkan Somer aşkı hiç bitmesin demiş. Adriye Ülkü, hani kızı olacaktı demiş. Ben halen kızı olacağını düşünüyorum. Kadir Ersöz, Turkan'ın yerinde ben olsam o mahalleyi yakar öyle giderim pislik mahalle demiş. Harun Aydoğmuş, Nolur Türkan abisi olmasın Somer onu kurtarsın, o adama da haddini bildirsin demiş. Gülcin Güngör, güzel dizi finil olmasın daha bence demiş. Asiye Topgül, zaten başka senaryo olsa şaşırırım ya sapık ya da ölüm ya tecavüz demiş. Müge Kam, kurtulsun Türkan devam etsin dizi çok severek izliyoruz demiş. Esra bulur, umarım Somer gelir de o adamı yakalar demiş. Günerdan Yıldız, sapık adam inşallah Türkan kurtulur Sevilay hak etti ellerine sağlık rüçhan demiş. Döndü Yaşar, inşallah o sapıktan kurtulur Türkan demiş. Songül Akyüz, final olmasın çok güzel dizi demiş. Rukiye Özyaprak, bu ne ya her filmde kadına zulüm demiş. Muşarraf Haydarova, Türkan eline bir şey alır. Adamın başına vurur sonra dışarı çıkıp yardım ister demiş. Beyhan Civan, çok severek seyrediyorum demiş. Esra Dilara Çetinda, Turkan'a bir şey olmasın inşallah. Özcan Küçük, Sevilay çok hak etti. Muşarraf Haydarova, Türkan'ın başına böyle bir şey geleceğini biliyordum. Özcan Küçük, o sapı yolarsa yolar mine yollar. Döndü Yaşar, hayır bitmesin film. Özcan Küçük, Türkan inşallah sapığa teslim olmaz. Emel Mert, vallahi yeter ya. Barış Cebe, final olmasın film. Muşarraf Haydarova, Türkan'ı inşallah biri kurtarır. Remziye Keçici, lütfen Türkan'a bir şey olmasın, bebeği de kurtulsun, o caniden kurtulsun demiş. Gülçin Gülçin, bu insanları kim kışkırttı demiş. Reyhan Yıldız, beter ol Türkan hala ne işin var, o evde kendin kaşındın demiş. Nur Akar'ı, çok güzel bir dizi olmuş ve sindiyen heyecanla yeni bölüm bekliyorum, Somer Türkan çok seviyorum çok seviyorum demiş. Deniz, Türkan'ın o yüzünden adı çıkacak inşallah kurtulur, o evden demiş. Ayfer Alper, Türkan ile Somer'in evli oldukları nasıl anlaşılmaz Türkan da ben evliyim dese ya bu kısım oturmadı demiş. Güler Saraç, kitabın dışına çıkmış bir hikaye defne geliyordu halbuki ama nasıl olduysa Yunir Somer geliyormuş bakalım nasıl ilerleyecek demiş. Senay Günçtekin, çok güzel bir fragram demiş. Victoria Nevat, aileye belki de defne yerine bu bebeğin erkek olması, bu bebek düşüyor demektir demiş, Evet bu ihtimal de var arkadaşlar. Belki de Mine ne yapıp edip yine Türkan'a musallat olacak ve Somer ile Türkan'ı ayırmak için yine Türkan'ın bebeğinin düşmesi için onu zehirleyecek. Bu da bir ihtimal. Samra Ahmadova böyle insanları Rabbim ıslah etsin demiş. Nae Anderson ise bebeğini tekrar kaybedecek, yazarlar çok karıştırdı demiş. Rukiye, eğer bu dizinin konusu değişirse, başka aşklar olursa biz sülecek izlemiyoruz, resmen yalan hikayesi olur demiş. Rukiye yine, böyle bir şey olamaz ya bu ne böyle mahalleli nasıl taşlar Türkan'ı çok saçma artık böyle sevgi kötü sonuçlanırsa diyecek bir kelime yok demiş. Yine Rukiye hanım, sayın senarist siz bizim kalbimizi mi durduracaksınız demiş. Asya Göksu ise, Somer mi ne iğrenç bir isim babasına mı çeksin ey kadar bebek demiş. Ömer, o kucuk evde daha mutlular sanki demiş. Bence de öyle ama artık mahalleliye duyursunlar biz evli lan bilmiyor musunuz geri zekalılar diye haykırmaları lazım oyuncu Abdul, Türkan'la Soner neden ayrılmadılar yine demiş. Burçin ışıklı, çok çirkin dram maroş olmuş ya ne gerek vardı rüya olsun o taşlamalar falan bu nedir travi komik demiş. Sezgin aha Türkan'ın kafası yarıldı demiş. Songül Kaya, fakirler çok namuslu demiş. Harun Ay doğmuş, inşallah hep mutlu olurlar, fragman çok güzel ama adamların Türkan'ın evinde toplanması hiç güzel değil demiş. Kemale Emmedova, kavga sahnesi çok saçma olmuş Hint dizilerine benzemiş bizde böyle bir yaşam mı var? Ahlaksız olsa bile herkes kendinden sorumlu demiş. Sahibe Yaman, böyle cahil insan ne kadar kötü duyduklarına hemen inanıp mahalle basmalar kötü kadın diye taşa tutmak hangi devirdeyiz biz kötülük kendine bana değil ya Allah verir onun cezasını kim bilir o taşlayanların eteklerin altında neler var namuslu namussuzların demiş. Evet arkadaşlar analiz videomuzun ve sizden gelenler kısmımızın sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve analizlerden ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayın.